Evet, kanalımızın lansman gediklisi Aykut, ne yapıyorsun? Vallahi gayet iyiyim Mert'cim. Daha dün beraberdik, başka bir lansmandaydık. Sabah yine erkenden kalktık ve İzmir'e geldik. Yeni BMW 5 serisi için. İlk izlenimlerin neler? Önce sen kullandın çünkü. Evet, önce ben kullandım. Yani ilk izlenim şu, toplantıda anlatılanlardan bağımsız olarak söylüyorum. 5 serisi böyle benim zihnimde ağır bir araç, yani böyle ağır abi makam arabası formatındaydı ya, belki yaşımızla ve geçmişle alakalı. Çok gençleşmiş, yani çok genç bir görüntüsü var artık. Ya sürüş zevki olarak aslında hep gençti 5 serisi, yani BMW'nin bütün modelleri her zaman gençtir ama evet, dışarıdan baktığın zaman 5 serisi daha ağır başlı bir modeldi. Ya, tasarım olarak gençleşmiş diyorum zaten, ki zaten bunu marka yetkilileriyle de paylaştığımda sen de vardın. Zaten Global'in böyle bir hedefi varmış. Çünkü artık gençler parasızdeymiş. Yani öyle söylediler. Hatta yani dediler ki Rolls-Royce alanların yaş ortalaması bile 33'e inmiş. Evet, 33'e inmiş. Tabii Türkiye'de bu durum öyle mi onu bilmiyorum ama sonuçta global markalar biraz böyle dünya geneline bakarak hareket ediyor. Dolayısıyla ben 33 yaşında Rolls-Royce bile diyemezdim. Bırak satın almayı. Korkardık deme ya. Tabii. Bu yüzden ben yani en net yorumum fazlasıyla genç olmuş. 5 serisi aslında neredeyse benle yaşıt. Ben 73'lüyüm. O da 72'li. Evet. Şu anda 8. neslin içindeyiz. Tamamen yeni bir model. G60 kodu. Ben BMW'deki kodları çok severim. Bunun da kodu G60. Bir önceki nesil G30'du biliyorsunuz. Gençleştiği için midir nedir? Ben tasarıma çok ısındığımı söyleyemem. Yani beğenmedim de diyemem. Allah taş yapar adamı. Şöyle sana cevap vereyim bununla ilgili. Aslında alışmışlıktan çok kopamayanlardansın belki. Evet, de. Evet. Yani çünkü kafanda, zihninde bir 5 serisi var senin. Oğlum ben 90 model araba kullanıyorum. Tamam işte, yani onu demek istiyorum. Dolayısıyla bu değişiklikler sana ya da senin gibi düşünenler radikal gelebiliyor. O yüzden böyle ne beğendim ne beğenmedim diyemiyorsun. Alışmakla alakalı. Ama zaten muhtemelen hedef kitle ben değilim. Gencecik adamsın canım sen. Sadece ya yani mesela koyu renkli olanlar benim hoşuma gitti. Çünkü mesela tampon altındaki o evet, piyano silah piyano silah ne demek şu? Piyano silah. Piyano siyah görüntü yok mesela. Yani var aslında ama otomobil koyu olduğu için belli olmuyor. Ya şunu demek istiyorsun değil mi? Yani bütün olarak parçalanmamış görsel sana o ağırlığı veriyor, evet, aslında. Evet. Ama açık renklerde o piyano siyah biraz parçaladığı için evet, arka evet, tasarımı. Sen onu sevmedin galiba. Ama o konuda seninle aynı fikir. Mesela o devasa BMW böbreği de benim pek alışabildiğim bir detay değil. Nereden baktığınla alakalı aslında. Yani oğlum ben kör müyüm? Nereden bak? Kendi içimden bakıyorum yani. Abi, benim hoşuma gitmiyor. Ama tamam, biraz önce dediğim şey, inan bana. Yani bir 3 sene sonra bunu söylemeyeceksin. Söyleyeceğim ben. Bir şey beğeniyorsam hep beğenirim. Evet, evet. Seni biliyorum. Tamam, geri aldım. Bütün lafımı geri aldım. Seni tanımıyormuş gibi konuştum. Haklısın. Ben bir şeyi seviyorsam ki mesela seni seviyorum, tamam, asla yani terk etmem. Canım kardeşim, sağ olasın. Ben de seni. Gelelim iç mekana. İç mekan bence çok daha etkileyici. Özellikle şu ambiyans ışıklarına bayıldım. Artık ambiyans ışığı demek de buna hakaret olur aslında. Değil, bayağı ışıltılı gece hayatı var burada. Yani bir de renkler tek bir renk değil yani. Bazı otomobillerde maviye basarsınız, mavi ya basarsınız ufacık bir mavi yanar. Bu öyle değil. Ya degredeli geçişler var. Mesela işte sürüş modlarında sport modu seçtiğin zaman yapalım hemen arkadan görünür. Sen ki yap. Sen bunun şeyini sen söyle. O mutlaka onların görüntüleri vardır. Mesela sporta aldığınızda kırmızı oluyor ama tünelde biz bunu çok bak gerçi hayır, burası bayağı kırmızı, orası mavi olacak. Mavi oluyor bak, hop senin sürücü alanına doğru gidiyor. Yani senin hangi modda olduğunu burada sana gösteriyor. Burada yine bana ayrı bir şey yapıyor. Degredeli geçişli formatlar da evet, var. Diğer moda geç. Diğer modlardan birine geçelim. Sen yola bak, ben geçeyim istiyorsan. Şu mesela. Evet, bak, o çok enteresan. Bak görüyor musun? Buradaki kombinasyon neyse tabii, onun tabii, aynısını buraya. Aynen, gösterge de değişiyor tabii aynen, ki. Aynen, her şey değişiyor. Güzel, eğlenceli. Yani otomobili gençleştiren detaylardan biri de bu aslında. Kesinlikle. Otomobilin iç mekanında da gençlik sürüyor. Aynen. Yani 5 serisinin o ağırbaşlı havası gitmiş. Ama şu konuda bana tabii ki sen daha bu konuda benden üstatsın. Sürüş dinamiği olarak
Ya BMW o konuda her zaman her gençti zaman. Zaten. Aynen öyle. Yani onu yine hissettiriyor. Yani direksiyon simidini, BMW direksiyon simitlerine ben her zaman bayılırım. Çok kalın bir yapısı ele vardır. Oturur. Ele acayip iyi oturur. Ki direksiyon da değişmiş bu arada. Yani tabii tabii. Direkler var. Altı düz. Düz yapılmış, evet. Bu biraz önce şey dedin ya, G30'dan G60 kod. Mesela orada da boyutlarında da aslında ciddi değişimler olmuş. Ya 5 metreye geçmiş otomobil. Aynen öyle. Yani aslında o ağır başlılık metre, yani ölçüt olarak baktığında daha da ağır başlı olmuş aslında. Tabii tabii. Zevk kişiden kişiye değiştiği için aslında konuşmak da çok yersiz. Bazısı da bunları çok daha ağır başlı bulabilir. Bir de otomobilde ağır başlı ne demek? Yani ağır başlı olsa ne olur, ağır başlı olmasa? Herhalde o bizim ağzımıza takılmış bir klişe, bir kullanım şekli kelime olarak. Evet. Yani ağır başlı, evet doğru söylüyorsun. Daha ciddi mi diyeyim, ne diyeyim yani, hani daha böyle. Çünkü sebebi şu, yani biraz önce de konuştuğumuz gibi, yani 5 serisini yani bir şirket yöneticisi vesairesi bilmem ne zamana kadar, bu vergi sistemi 1.6 motorla hayatımıza girene kadar 5 serisi bir yöneticinin makam arabası olarak evet, da kullanılıyor. Şu anda yani motorlara biraz sonra geliriz zaten. Şu anda 1.6 benzinli ya da dizel yok, sadece 2 litre dizelle geliyor. Onlardan biraz sonra bahsedeceğiz zaten. Hı hı. Donanım bir BMW'deyiz tabii ki. Üstelik üst orta sınıf bir BMW'deyiz. Donanım zaten çok zengin. Malzeme kalitesi ve işçilikten bahsetmeye de gerek yok sanırım. Mesela gelirken yolda sen denedin mi ya, mesela relax modunu bastığında bak her şeyi kapatıyor. Mesela... Aa kapatma. Kamera var. Ha kamera var, pardon. Kendi kapanıyor bu arada arkadaşlar. Evet. Yani onu demek istiyor aslında. Yani işte cam tavan kapanıyor. İçerideki aydınlatma değişiyor. O connect bağlanabilirlik olayı hallolduğu zaman sana hemen senin daha önce seçtiğin, kişiselleştirdiğin masaj, koltuklardaki masaj sistemi devreye giriyor. Bayağı böyle bir atraksiyon var aslında. Tabii tabii. Yani mod sadece gaz tepkisini iyileştirmiyor yani. Aynen. Ya da değiştirmiyor. İç mekandaki senin ambiyansını ve sürüş ne diyeyim sana, özellik senin keyfine göre olan hali de ya artık markalar da ne yapacaklarını şaşırdı bence. Ya, bunlar güzel özellikler. Ben kesinlikle seviyorum ve beğeniyorum ama çünkü gidişat otonom, işte elektrik vesaire vesaire olunca bu tasarıma da etki ediyor. Biraz önce dedin ya, ön böbreği sevmiyorum. Öyle olmasının sebebi işte elektriklerin ya, hayatımıza tabii girmesi. Ki lansman toplantısında yine bahsedildi. Hani i5 fiyatları belki birazdan gireceksin. Evet evet, fiyatı daha uygun mesela. Çok uygun mesela. Yani çok uygun derken yanlış anlamayın yani. 3.5 milyon uygun mu diyorsun? Uygun demiyorum. O yani var olan durumla kıyasladığın zaman çok uygun diyorum. Yoksa her sana yani senin kanalına her konuk olduğunda aynı muhabbeti yaptığımız için bu sefer yapmayacağım yani. Fiyatlar. Yok, bazen arkadaşlar diyor ki çok geyik yapıyorsun, yapmayın diyor. Tamam yapmıyorum işte. Yani fiyat uygun demek istemedim yani. Bir BMW alıyorsun tabii ki ucuz olacağını kimse iddia etmiyor, evet. Ama rakipleriyle karşılaştırdığın zaman biz ona göre her zaman karar aynen veriyoruz. Öyle. Ya da var olanla, yani hani içten yanmalı bir motorla kıyasladığın zaman. Yani şimdi 5 milyon 100 bin lira verip hemen hemen aynı donanımda dizel mi alırsın, yoksa 3.5 ne kadardı, 3.800 mi? 3.900. 3.900'e elektrikli mi alırsın? Ben elektrikli alırım artık. Yani işte benim gibi benzin kafaları bile çeliyor bu durum. Çünkü 580 kilometrelik bir range. Ve otomobil, o otomobil Türkiye'deki vergi sistemine uysun diye sadece Türkiye pazarına uygun olarak üretilmiş. Aynen öyle. O yüzden aklımı çeldi benim. Param olsa alırım. Biz anca anlatırız yani. Bu arada multimedya ekranımız 14.9 inç. O eski BMW'lerde hep sürücüye dönüktür ya, aslında yeni nesil BMW'lerde de o gelenek devam ediyor. Evet. Yani ekran da yine sürücüye dönük. Şu şey, kavis var kavis ya. Kavisli ekran, evet. Evet, kavis boydan boya da böyle devam ediyor. Premium şeyi hissediyorsun yani ya, her yerde BMW'yi. Mesela şu tuşlardaki o kristal efekti. Kristal efekti. Güzel, evet. Evet, bu camlar kristal. Efekti değil aslında. Kristal. Evet, evet. Efekt değil. O yüzden senin lafını bitirmeni bekledim. Kristal kullanılmış. Oldukça şık duruyor. Her yer piyano siyah, orta konsoldan bahsediyorum. Evet. Şu doku da çok güzel bence. Evet, karbon gibi. Yani otomobilin içindeki o siyahlığı kırıyor. O ferahlığı da artırıyor bence. Burada
hemen elinizin altında 2 adet bardaklık var. Kablosuz şarj ünitesi hemen burada. Bunu da bu arada kablosuz şarj ünitesini büyütmüşler. Evet. Daha dar ve daha kullanışsız görülerekten daha geniş ve daha kullanımı kolay hale getirilmiş. Bu arada gözünüze çarpan bir havalandırma ızgarası da yok eski nesil otomobillerde olduğu gibi. Evet. Tabii ki havalandırma ızgaraları var. İncecik yani. Bir sürü detaydaki tuş dokunmatik. Yani tuş sayısını çok azaltmışlar. Tuş sayısını azaltmışlar ama multimedya ekranındaki tırnak içinde oyuncak sayısını arttırmışlar. Evet. Yani çok fazla özellik eklenmiş. Bu arada multimedya sisteminin işletim sistemi de daha doğrusu geliştirilmiş. Evet, geliştirilmiş. Dolayısıyla gerçekten kişiselleştirme adına ya da birçok özelliği her şeyi yani bir bilgisayar ekranı gibi kullanabileceğim tabii, tabii, bir ekran. Çok hızlı çalışıyor. Çok hızlı tepki veriyor aynen. Tabii daha biz yarım saat kullandığımız için o kadar fazla kurcalayamadık ama. Sen yolda iPad şeyi gibi oynuyordun ben gelirken. Evet, evet. Onun dışında tabii ki üst orta sınıf bir otomobildeyiz. Ön koltuklar oldukça rahat. Baş mesafemiz gayet yeterli. Arka koltuğa oturmadık. Biraz sonra bir deneriz. Yanılıyorsam düzel. Türkiye'ye sadece şu an sadece M-Sport paketi. M-Sport paketi olarak geliyor. Koltuklarda M-Sport paketi olduğu için koltuklarda da farklılıklar var. Tabii, yani tabii. Biraz daha geniş ve daha koltuklar oldu. Fazlasıyla sportif. Evet, bence. Konforlu. Yanal destekleri falan. Aynen öyle. Çok iyi. Yani çok iyi sarıyor ve çok gerçekten rahat. Yine görüntülerde belki gösterirsin. Bakayım şuradan. Evet. Ön yani bizim oturduğumuz koltukların sırtlarında bağlı olan işte cihazınızı iPad, iPhone evet, her neyse evet. bağlayabileceğiniz bir bölüm yapmışlar. Hatta orada Type-C girişi bile var. Dolayısıyla arka koltukta seyahat edenler için de güzel bir kendi ekranını oluşturabileceğin bir detay var orada. Bu arada tabii arka koltukta da yani klimaya oradan da müdahale edebiliyorsun. Tabii. İşte o makamlığı bırakmışlar yine. Şey söylediler, o da dikkatimi çekti. Direksiyon sistemlerinde bütün modern otomobillerde tuşlar var ya ama fonksiyonlar genişledikçe bu tuşlar da fazlalaşıyor. Dediler ki bence yani sunumu yapan arkadaş dedi ki bence artık İleriki dönem otomobillerde tamamen sesli komuta geçilecek. Yani sesli komut zaten var. Zaten var, evet. Doğru bir mantık. Neden doğru bir mantık? Çünkü yani bir direksiyonun üstünde ne kadar tuşları doldurabilirsiniz? Bu sürüş şeyinde çok etkileyen de bir şey. Yani hani ezberledikten sonra belki kolay. Yani 2-3 tuştan bahsetmiyoruz tabii. Yani birçok özelliği direksiyona eklediğiniz zaman ister istemez gözünüz 0.5 milisaniye bile kaysa bir otoban kullanımında risk teşkil ediyor. Dolayısıyla o mantıklı bir durum. Orada yandım. Klimayı kim 23'e getirdi? Ben. Niye oğlum yanıyor? Çünkü doğal olan 22-23. 23 değil 21'dir doğal. Peki. O zaman biraz mekanik aksamdan mı bahsetsek? Tek bir motor seçeneğiyle geliyor şu anda. Elektrikler gelecek. Hı-hı. Seneye 1.6 benzinli gelecek. Yani 3.20 diyorum hala ya. 5.20 gelecek. Motor yarı hibrit. 2 litre bir turbo dizelden bahsediyoruz. Hı-hı. Güç artırılmış. 197 beygir şu anda. Torklu 400 Nm. Gelirken sen otobanda kullandın. Performans nasıldı sence? Ya şöyle. Beklenti daha fazla ya. Yani öyle baktığın zaman ben biraz daha böyle bir şeylik istedim. İstemedim değil. Ne derler ona? Ataklık diyeyim. Ama tabii ki yani yetersiz mi? Tam abi, öyle bir şey değil demek istediğim. Alman otomobili öyle sessiz ve derinden hızlanır. Sen hızlanmadığını zannederken bir bakarsan da 200. Ona geleceğim. Ama seninle bunu yolda konuşurken ekrana dönüp baktığımda ya da hani sen bana dedin ya şu anda evet böyle ama 200'ü geçiyoruz şu anda. Frene bastım çünkü. Tabii. Hız sınırlarını da aşmaya başlıyorsun. O dediğin doğru. Hissettirmiyor. Çünkü bu da içerideki o konfordan senin anlamama halin. Maksimumuz 228 km/s. 0-100 km/s hızlanmada 6.9 saniye. Yani aslında bunlar oldukça hızlı bir otomobil olduğunu tabii, gösteriyor. Tabii. Ama his olarak onu yani evet, o sportifliği his, yaşamıyorsun. Aynen, onu söylemek istedim. Mesela yakıt hala elektrikliler olsa da şu anda bindiğimiz aracın yakıt değerlerini söylemekte fayda var. 3 km'de 5.5 litre. Evet, ortalama değer 5.5 litre. Bunu da yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii otomobil X-Drive yani 4 tekerlekten çekişli. Bu arada otomobile biner binmez yani yeni 5 serisine biner binmez. Benim dikkatimi çeken ilk detay süspansiyon konforunun inanılmaz olması. Evet. Yani eskiden Mercedesler daha konforlu, BMW biraz daha sportif olduğu için biraz bir fırt daha sert olurdu.
Ben de bunu severdim aslında. Ama yeni 5 serisi bana çok konforlu geldi. Yani darbelere inanılmaz sönümlüyor. İzolasyon olayı da inanılmaz. Tabii, çünkü tabii. Şu anda mesela çok sessiz, evet. İzmir'den Dikili'ye doğru gidiyoruz. İnanılmaz bir rüzgar var dışarıda. Azıcık da yağmur yağıyor zaten. Ama araç içi çok sessiz. Çok sessiz. Yani bu anlamda da çok başarılı. Lastik uğultuları gelmiyor, rüzgar hiçbir sesi gelmiyor. Dizel motorun o sevmediğimiz tıkırtısı hiçbir gelmiyor. Hiçbir şey yok, aynen öyle. Yani dizel olduğunda unutuyorsun aslında. Tabii. Görüş açıları da gayet iyi. Ben otomobile hakim olduğumu hissediyorum 360 derece. Yani eleştirilecek bir nokta yok gibi bir şey. Ben sadece tasarıma biraz takıldım. O da zaten göreceli bir şey. O da yani. Göreceli bir şey. Evet. Sen siyah dersin, ben beyaz derim. Ben galiba yaşlandım artık ya. Yani. Yaşlanmak değil ya, bu çok normal. Yani hani senin söylediğin şey çok normal. Bu beğenmek beğenmemek değil çünkü senin söylediğin şey. Tabii. Bu arada sürüşe devam edelim. Dört tekerlekten çekişli olduğu için yol tutuşu da çok iyi. Yani biraz evvel dedik ya, çok konforlu fakat yol tutuştan da asla ödün verilmiyor. BMW'lerin direksiyon tepkileri her zaman benim çok hoşuma gitmiştir. Yani siz ne, sürücü ne istiyorsa onu aynen otomobile uygular. Mesela arkadan itişli BMW'lerle yanlamayı falan da çok severiz ya. Yani o komutunuzu anında otomobil cevap verir ve böyle yan yana uzun uzun gidebilirsin. Hmm. Mesela arkadan itişli birçok otomobilde ben onu o kadar iyi beceremiyorum. BMW'lerde her zaman bir fırt daha iyi oluyor bence. Daha iyi. Bir de mesela yürüyen aksamda da yani teknik olarak yapılan geliştirmelerde de aracın dönüş çapından tabii. Arka teker dereceleri vesaireleri çok ciddi anlamda iyileştirilmiş. Bu arada bagaj hacmini tabii ki merak edenler olacaktır. 520 litre yani biraz yükselmiş. Ama elektriklerde 490 litre. Bu arada yerli otomobillerde bile renk seçenekleri aslında kısıtlıdır. Yeni BMW 5 serisi Türkiye'ye 12 renk seçeneğiyle geliyor. Bu da hoşuma gitti benim. Çok fazla. Ben de evet, sunumda evet. Ona çok şaşırdım. İnanılmaz bir renk seçeneği var. Ki lansmanda da birçoğunu burada getirmişler. Görme fırsatımız evet. Oldu. O mat diyeceğim tırnak içinde. Mesela benim çok hoşuma gitti. Mat renkler harika. Ben İnanılmaz sadece güzel. BMW'de değil her otomobil markasında mat renkleri çok seviyorum. Çok şık duruyor yani. Bu arada jantlar 19, 20 ya da 21 inç boyutunda alınabiliyor. Biraz atlaya atlaya gidiyoruz. Tasarımdan bahsederken jantlardan niye bahsetmedik? O da bir tasarım işte. Evet ama onu baştan söylüyoruz gerekir. İstanbul'da da bu otomobili kullanacağız zaten. Daha detaylı anlatacağız. Biraz elektrikli modellerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü i5'ler de gelecek. Evet. Elektrikliler e-Drive 30 ile başlayacak. 218 beygir güç üretiyor bu model. Ve menzili oldukça uzun. 580'di değil mi? Dur hatırlamıyorum bakayım notlarıma. 580 diye hatırlıyorum. 582 evet iyi hatırlıyorum. 2 kilometre önemli ama burada. Doğru söylüyorsun. 81.2 kWh saatlik bir bataryası var. Ve torku da 400 Nm. Yani dizelle aynı aslında. Fena değil batarya kapasitesi de. Yani büyük bir batarya. Evet evet. Yani zaten menzilden belli 582 kilometre. Evet, evet. Herkes 300-400 kilometrelik menzilleri az buluyor. Ben de onlara katılıyorum aslında. Ama 500, üstelik 600'e yakın bir menzil de yetecektir herhalde. Ya ben 300-400 kilometrenin de aslında yeteceğini düşünüyorum. O çok psikolojik bir durum. Yani insanlar, İstanbul'u saymıyorum bak. İstanbul'da çok fazla kilometreler yapılıyor da. Anadolu'nun herhangi bir yerinde günde 40 kilometreye geçer mi abi bir insan? Geçmez. Yani 40-50'den yani 100 olsun. Büyük şehirleri geç. Yani 100, günde 100 bile yapsan aslında 4 gün otomobili hiç şarj etmeden kullanabiliyorsun. Bu arada 1.6 benzinli 2024'ün ilk yarısında gelecekmiş. Bunu yazmışım. Yarı hibrit motordan bahsettik ama 11 beygirlik bir elektrik motoru var ve 25 Nm tork üretiyor. Onu söylemeyi atladık biraz evvel. Tabii ki o kalkış gibi durumlarda o motora yani içten yanmalı motora destek oluyor ve yakıt tüketimini düşürüyor. Aynen öyle. Yani tek başına bir motora, daha doğrusu tek başına tekerleklere güç aktarmıyor. Aktarmıyor, evet. Otomobilin uzadığını söyledik ama 10 santimetre uzadığını söylememişiz. 5060 milimetreye ulaşmış. Aksı aralığı 2 santim arttırılmış. Bayağı kopya çekiyorum şu anda. Ama bu kopyayı da kendim yazdım. Ya onu diyecektim. Yani kopya yazılı sınavda değilsin şu anda. Asıl keyifli elektrikliden biraz bahsedelim. Onu da buraya yazmıştım. i5 M60'dan bahsediyorum. Arkadaşlar 601 beygir güç üretiyor. Bu arada virajı dönmeyip dümdüz gidecektim. Otomobilin 0-100 km hızlanması 3.8 saniye. Tabii o kadar güçlü. Onun da fiyatı 6 milyondan başlayacakmış. Aslında
performansına göre çok fazla değil. Gayet iyi valla. Ya altı, sen kendine ya da bana göre düşünme abi. 6 milyonu leblebi parası gibi harcayanlar da var. Tabii tabii. İşte şok oldum ya, Rolls Royce alma yaşı 33 deyince ben orada zaten orada bıraktım ben mevzuyu. Tabii ki dünyadan bahsediyor. Tabii tabii orada. Türkiye'de de farklı değil yani. Türkiye'de de gençler bakma. Daha abi, hedefleri daha büyük. Bu arada i5 M60'dan bahsediyorduk. 0-3.8 saniye dedik. Torku 820 Nm yani. Çok keyifli bir otomobil olmalı. Orada da başa dönersek hakikaten aradaki fiyat farkı da hiç yenilir yutulur değil. Tabii tabii. Ne kadar bu araç? Ya 5 milyon 100. Evet, fiyatı söylemedik. X-Drive 520 DX Drive'in fiyatı 5 milyon 100 bin lira. Evet, i5'in fiyatı 3 milyon 900. Evet evet. Yani arada bayağı bir B sınıfı araba duruyor arada. Yani resmen içten yanmalı almayın, artık elektrikliye geçin diyorlar. Yani sen istemesen de seni ona itecek bir yol her zaman üretici hedefi doğrultusunda güzel bir yol buluyor. Evet, son olarak notlarımda söylemek istediğim, cam tavan artık %90 daha genişmiş. Evet. Yani eski modele göre söylüyorum. Bu arada notları yırtıyorum. Bu kadar not almıştım. O zaman BMW 5 serisinden hoşçakalın diyebiliriz. Evet, hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. O çan simgesinde tıklayın diyorum. Bu Burak Ertem'in lafı. Burak diyorsa doğru diyor. Evet. Buranın lafları seviyorum. Bu arada bizim ortalama tüketimiz, kapatamıyorum videoyu ama 7.3 litre, hiç dikkat etmedik onu söyleyeyim. Yani biraz evet, yani limitimiz neyse onu evet, aslında zorlayarak geldik. Yani bu otomobille yakacağınız maksimum demeyeyim de performanslı bile kullanacaksanız limitiniz en fazla 8 litreye geçecektir. Evet, yani ben 7.5 litre. Biz gazlamamıza rağmen 7.3 litrede geziniyoruz. Yani o 5.5 litrelik değeri ben çok rahat yakalarım. Kesinlikle yakalarsın. Ben bu sefer gerçekten kapayalım. Sen hatta elini böyle kameraya doğru ittir. Aa, video kapansın. Şov diyorsun. Şov. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.